Evet arkadaşlar, şimdi bu ayçiçeği yapacaktık ya, homyosunu kenarına. Onu yapıyoruz. Ben bir parçayı yaptım. Hemen şöyle söyleyeyim. Sihirli halka, her zaman yaptığımız gibi. 6 sık iğne, 6 tane de arttırma yapıyoruz. 12 sık iğne, 1 sık iğne, 1 arttırma yapıyoruz. 2 sık iğne, 1 arttırma yapıyoruz. Yani toplamda şu anda 24 sık iğnemiz var. Yani ben her seferinde bu sihirli halka göstermeyi hani kendim video izlerken de gereksiz buluyorum. O yüzden böyle anlatıyorum. Şimdi bunu buradan ipini keseceğiz. İlmek kaydırma yapıp. Bir, aynı parçadan bir tane daha öreceğiz. Birleştirme kısmını göstereyim. Evet şöyle. Şimdi ikisinde de şu düzgün yüzler dışarıya kalacak şekilde kapadım. Ve hiç ipimi de koparmadan böyle birleştireceğim etrafını. Sarıyla yapraklarını yapacağız sonra. Böyle böyle birleştiriyoruz. Şöyle şuraya kadar falan geldikten sonra içine birazcık elyaf dolduralım. Ondan sonra yapraklarını yapacağız. Evet, şimdi şöyle ayçiçeğimizin yapraklarını yapacağız. İpimin üzerine aldım. Hemen şu ilmeğe bir tane tekli. Aynı yere bir tane ikili. Aynı yere bir tane üçlü. 2, 3. Aynı yere bir tane bir, 2, 3, 4. Bir tane zincir çektim. Şimdi tam tersi, önce 4 ile başlıyoruz. Yanındakine 1 2 3 4. Şimdi üçlü 1 2 3. Şimdi ikili 1 2. Şimdi tekli. Evet. Böyle etrafını dolanacağız. Yani bir tekli, bir ikili, bir üçlü, bir dörtlü, bir zincir. Tam tersi bir dörtlü, bir ikili, bir üçlü, bir ikili, bir tekli. Evet, şöyle bir ayçiçeği oldu. Şu ipleri burada kaybedebiliriz. Şimdi gelelim bal kabağı yapalım. Bal kabağı için turuncu ipimizle. Bu sefer sihirli halkamızın içine 6 değil 8 sık iğne yaptık. Etrafına da 8'ine de arttırma yaptık. Şu anda 16 sık iğnemiz var. Şimdi bunu da 1 sık iğne 1 arttırma yapacağız. 2 sık iğne 1 arttırma yapacağız. 3 sık iğne 1 arttırma yapacağız. Yapalım gelin. Şöyle 3 sık iğne 1 arttırma yaptım en son. 40 sık iğnem var. Şimdi iki sıra daha arttırayım diyorum. Öreceğim yere uygun olsun. 4 sık iğne 1 arttır. 5 sık iğne 1 arttır yapalım. Ve 56 sık iğneye gelelim. Evet şöyle. 5 sık iğne 1 arttırma yaptık en son. 56 sık iğnemiz var. 2, 4, 6, 7. Şimdi 8. sıramızdan 13. sıramıza kadar 6 sıra 56 sık iğne olarak öreceğiz. Hemen örelim gelelim. Evet şöyle 6 sıra ördük. Şimdi de tamamen azaltıp toparlayacağız. Yani işte en son 5 sık iğne bir arttırma yaptığımız için onunla 1 sık iğne 1 eksilt, 4 sık iğne 1 eksilt, 3 sık iğne 1 eksilt, 2 sık iğne 1 eksilt, 1 sık iğne 1 eksilt, en son 16 tane azaltacağız. Ve sonda da 4 tane azaltıp bitireceğiz. Yapalım gelelim. Evet. Şöyle toparladım. Kavağımızı yaptık. Hemen şuradan ipi bu taraftaydı. İğnemi taktım. Bu tarafa geçirdim. Şimdi bunu da böyle böyle. Böyle sıkacağız. Şöyle şöyle. Heh, böyle daha iyi.
Buradan geçireceğiz. Tekrar bir daha alacağız. Buradan geçireceğiz. Böyle böyle bir kavak görüntüsü vereceğiz. Ondan sonra da sapımızı yapacağız. Evet, şöyle kabağımızı iki defa geçtim üzerinden düzgün dursun diye. Şimdi buna sap yapalım. Sapı içinde böyle bir tatlı bir yeşille. Sihirli halkanın içine yine 6 tane yaptım. Şimdi bir 4 sıra falan bu 6 sık iğneden örelim. Yani hep 6 6 örelim. Evet, şöyle. kaçtı? 4 sıra ördüm. 2 4. Ondan sonra bir sık iğne bir artırma yaptım. Biraz bulanık olmuş. Bir sık iğne bir artırma yaptım. Sonra iki sık iğne bir artırma yaptım. Şöyle alt kısmını sap olarak şöyle koyacağız. İsterseniz bunu şimdi silikon tabancasıyla şeyleri yapıştırırken yapıştırabilirsiniz. İsterseniz dikebilirsiniz. Kenara da şöyle 25 zincir çektim. Üzerine bir sıra sık iğne ördüm. Şöyle döndüm. Bunları da şu sapın kenarlarına dikeceğim. Bir tane daha yapacağım bundan. Böyle iliği gibi güzel görünüyor. Onları da yapalım. Evet. Şöyle bir tane mantar yaptım. İçini de göstereyim. Şimdi bunun bir de kahverengi şapkalı olanı yapacağız. Onu da anlatacağım. Yine hemen sihirli halka yapacağız. Sihirli halkanın içine krem rengimizle 7 tane sık iğne yapacağız. Sonra da o 7 sık iğneyi 2. sırada tamamen arttıracağız ve 12'ye çıkartacağız. Ay 14'e çıkartacağız pardon. Evet şöyle. Sihirli halkanın içine 7 sık iğne yaptım. 7 tane arttırdım. Şu anda 14 tane var. 3. sıramda da 1 sık iğne 1 arttır yapacağız. Ondan sonra 21'e çıkartacağız. 21'e çıkardıktan sonra da 4, 5 ve 6. sıramı 21 sık iğne olarak öreceğiz. Evet şöyle 4, 5, 6'yı ördüm şimdi. 6. sıram bitti. 7. sıramda da 5 sık iğne bir azalt yapacağız. 18'e indireceğiz. Ve bir sırada 18 sık iğne öreceğiz. Yani 8. sırayı da 9'da gelelim. Evet şimdi 9. sıramızda da blue olarak arkalardan bir sıra öreceğiz 18 sık iğne. Sonra şu mantarımız bittikten sonra o bıraktığımız dışarıdaki ilmeklere bir sıra ters sık iğne yapacağız. Şöyle bir görüntü olması için. Bir sıra da blue yapalım. Evet şimdi 10. sıramıza geldik. 10. sıramıza da 7 tane öreceğiz. 1 tane azaltacağız. Ve 16 sık iğneye düşüreceğiz sayımızı. 11. sıramızda da 16 sık iğne yapacağız. Evet şimdi 12. sıramız 3 sık iğne ördüm. 1 tane azaltıyorum. 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane daha azaltıyorum. Ve kalan 3 taneyi de örüyorum. Toplamda 14 sık iğnemiz oluyor. 13. sıramızda da 14 sık iğne yapıyoruz ve 14. sıramıza geliyoruz. Evet şimdi 14. sıramızda da 5 sık iğne biraz alt yapacağız sıra sonuna kadar ve sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Evet şimdi bundan sonraki 5 sıramızda hep blue olarak iç taraftan öreceğiz. O böyle dışarı doğru şuradaki şu görüntüyü vereceğiz. Yani şuradaki şu görüntüyü verecek. O yüzden hep blue olarak öreceğiz. Evet 15. sıramızda blue olarak iç taraftan bir sık iğne bir arttır yapacağız. Yani bir sık iğne yapacağız, bir arttırma yapacağız ve 18'e çıkartacağız sayımızı. Evet 16. sıramızda da bir sık iğne ördüm, bir sık iğne arttırdım yine blue olarak. Şimdi 5 tane 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Ve sıra sonunda bir tane sık iğnemiz kalacak. Onu da sık iğne olarak öreceğiz.
Toplamda 24 tane skinny'e ulaşacağız. Evet, şöyle yaptık. Şimdi de 17. sıramızda 3 skinny'e bir arttırma yapacağız. Yine blue olarak. Evet, şu anda 17. sıramızın sonunda 30 skinny'imiz var. 18'de de 2 skinny ördüm, bir tane arttırma yaptım başta. Şimdi 5 tane 4 skinny'e bir arttırma yapacağız. Yine blue olarak yapıyoruz bunları. Sıramızın sonunda 2 skinny kalacak. Onu da yine normal 2 skinny olarak öreceğiz. Ve 36 skinny'e çıkacağız. Evet, şimdi 19. ve son sıramızda da 5 skinny'e bir arttırma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ve 42 skinny'imiz olacak toplamda. İlmek kaydımı yapıp ipi kopartacağız. Şapka kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi mantar kısmımız için dediğim gibi bir tanesini kırmızı mantar yaptık. Bir tanesini de kahverengi şapkalı mantar yapacağız. Sihirli halkanın içine 5 skinny yaptım. 5 tane de arttırma yaptım. Şimdi 3. sıramda da 1 skinny bir arttırma yapacağım ve sayıyı 15'i çıkartacağım. Evet. 3. sırama geldim. 3. sıramda 1 skinny bir arttırma yaptım. 15 yaptım. 4. sıramda ilk başta 1 skinny bir arttırma yapacağım. Ondan sonra 4 tane 2 skinny bir arttırma yapacağım ve sondakinde yine bir skinny yapacağım. Sayımı 20'ye çıkartacağım. Evet, 5. sıramı da 3 skinny bir arttır olarak yapacağım sıra sonuna kadar. Evet, şöyle 6. sıramı da başta 2 skinny bir arttırma yapıyoruz. Ondan sonra 4 skinny bir arttırma yapıyoruz. 4 tane sonunda da 2 skinny yapıyoruz ve 30 yapıyoruz. Şimdi 7. sıramızda da 5 skinny bir arttırma yapacağız. Sayımızı 35'e çıkartacağız. Evet, şimdi 8. sıramızda da 3 skinny örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz başta. Ondan sonra 6 tane öreceğiz. Bir tane arttıracağız. Bunu 4 defa yapacağız. En sonunda 3 skinny'miz kalacak. Onda 3 skinny öreceğiz. 9. sıramıza geçeceğiz. 19 tane öreceğiz. Bir tane arttıracağız. Tekrar 19 tane öreceğiz. Bir tane arttıracağız. 10. sıramızda da tamamen 42 skinny öreceğiz. Ve şapka kısmımızı da bitireceğiz. Bunu böyle üst üste dikeceğiz. Üstteki renkle. Buraya böyle beyazlıklar yapabilirsiniz. Burayı dediğim gibi ters skinny olarak yapacağız. Bu kadar. Evet, şöyle yaprakları bu şekilde dizdiğimi görmeniz için önce bu haliyle bir çekeyim istedim. İşte buraya bir tane ayçiçeğimizi yaptık. Şu şeyimize, bal kabağımıza bir tane ilik daha yapalım. Onu öyle yapıştıralım. Şimdi şöyle dedemizin ninemizi de hemen şöyle çok aşağı değil, çok yukarı da değil. Şöyle biraz elleri üst üste gelebilir. Şöyle yapıştıracağız. Evet, şöyle. Ben şimdi yapraklar oynamasın diye çok şey yapamıyorum ama da yani böyle çok yukarıda da olmasın, aşağıda da tam ortada olsun ki sallanmasınlar sağ sola. Hemen şöyle de bu tarafa kahverengi mantarımızı, buraya da kırmızı mantarımızı yapıştıracağız. Şöyle. Ay. Tabii üzerinde durmuyor. Buraya da kahverengi mantarımızı yapıştıracağız. Bence gayet güzel, sevimli bir kapı süsü oldu. Dediğim gibi aslında niyetim oraya kedi köpek koymaktı ama ben çok büyük büyük yaptığım için çok yani hani bu sefer hepten böyle hani oyuncak oyuncak olacaktı. Bunlar yukarıda kalacaklardı. Öyle olmasını istemediğim için böyle eğer isterseniz bir videoda da dedemizin ünlümüzü daha küçük bir şekilde yapıp yanlarına kedi köpek de yapabiliriz. Artık sizin fikrinize kalmış. Ben yapıştırayım geleyim. Silikon tabancası yapıştıracağım için orayı çekemiyorum. Çünkü çok bir an önce yapıştırmam gerekiyor. Yapıştıralım gelelim. Evet. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Şimdi şöyle kaldırdığımda da gördüğünüz gibi öne doğru düşme yapmıyor. Şöyle tutabiliriz. Çünkü arkasını çevireyim. Yani arkadan oldukça
güzel yapıştırdım. Yani şöyle birbirlerine kafalarını yapıştırdım, kolunu yapıştırdım, şu yaprakları yapıştırdım. Çünkü kafa kısmı biraz ağır olduğu için şey yapar, yani sallanır normalde. Şöyle göstereyim. Mantarlarımız, şöyle balkabağımız. Bence çok sevimli bir kapı süsü oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer örerseniz, beni de etiketlerseniz ben de sizi paylaşırım. Fikirlerinizi bekliyorum. Böyle kapı süsü de yapabiliriz. Tamamen örgüden de yapabiliriz. Tamamen keçe de yapabiliriz. Farklı fikirler de gelebilir ki benim de var farklı düşüncelerim. Fikirlerinizi bekliyorum.